Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle ve muhteşem peruklarınızla karşınızdayım. Mutlu bayramlar hepinize. Hepinizi çok seviyorum ve bayramınızı kutluyorum. Nice mutlu, sağlıklı bayramlara. Hobby TV içinde en çok sevdiğiniz slime testleri sizler için derledim ve başlıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Oo, bu beyaz pofuduk slime'ımız, bakalım bu slime testiyle olacak mı arkadaşlar sorusunun cevabını arıyoruz bugün. Çok istek gelmişti Dove şampuan. Dove şampuan kullanacağım ve sadece iki malzemeyle slime test yapıyorum. Bakalım bunun sonucu nasıl olacak, meraklanıyoruz. Yoksa bu test sonucu gerçek mi? Yok hayır Ayç abla, bu test sonucu gerçek değil mi sorusunun da cevabını arıyoruz. Lütfen ama lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tuzumuz geldi bile. Azıcık döküyorum. Çok dikkatliyim arkadaşlar. Böyle azıcık dökeceğim. Çok fazla dökersem eriyor çünkü. Hadi bakalım yine karıştıralım. Karıştırmaya başlıyoruz. Bu arada bu kap nedir? Tahmin edebiliyor musunuz? Evet, bir kabın kapağı arkadaşlar. Buzdolabı kapları var naylondan, biliyorsunuz. Onun kapağı bu. Ve biz yine karıştırmaya devam ediyoruz. Döndürelim, döndürelim, çevirelim. Bayağı bir köpürdü. Dove şampuan çok istek almıştı. Ve 4 saat buzlukta tutuyoruz. 4 saat sonunda. Ne kadar çok üşümüş. Çat çat çat. Buz olmuş vallahi arkadaşlar, çıkaramıyorum. İyisi mi biraz beklemek, değil mi? Dondurmadan beter olmuş. Şu Maraş dondurmalar var ya, böyle almaya çalışırlar da alınmaz. Aynı onun gibi. Evet arkadaşlar, çıkarmaya çalışıyorum. Sanıyorum birazcık elimde eridi. Alabileceğim gibi duruyor. Ojelerim nasıl bu arada? Ben çok beğendim. Böyle simli simli, pullu pullu ojeler sürmeyi seviyorum. Siz nasıl, seviyor musunuz simli ojeler kullanmayı? Evet, uzun uğraşlar sonucunda kabın içerisinden slime bize doğru geldi arkadaşlar. Hoş geldin. Vallahi çok zor oldu. Beğendim ben. Olmuş bu. Acaba böyle şampuan ve tuzu karıştırınca olur mu? Bilemiyorum. Burada olmuş gibi duruyor. Yok Ayça abla, kesin olur diyorsanız. Yoksa hayır Ayça abla, olmaz mı diyorsunuz? Artık tamamen yorum sizlere kalmış. Beyaz beyaz pofuduk bir slime. Bu arada ellerim dondu dondu arkadaşlar. İnanılmaz soğuk. Güzel kar taneleri gibi bulut slime'a benzettim ben bunu. Şampuanlı slime'lar her zaman güzel oluyor. Bu bir slime testi. Bu bir slime testi olduğu için de sonuçlar yine sizlere kalmış. Gerçekten bu slime'ı elde edebilir miyiz? Yoksa hayır olmaz, cıvık cıvık kalır mı diyorsunuz? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Soruyorum işte. El sabunuyla arkadaşlar, şöyle rengi turuncu mu turuncu, harika bir el sabunu, mis kokulu, bunu şu güzel kaba dökmekle başlıyoruz. Palmolive marka isteklerden bir tanesiydi. Bakalım bununla slime yapabilecek miyiz? Bu slime'ın testinin sonucu gerçek mi yoksa fake mi sorularının cevabını arıyoruz. Birbirinden farklı 4 farklı testimiz var arkadaşlar. Hangileri gerçek, hangileri fake, bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, iyice karıştırdık. Rengi de çok tatlı oldu, böyle yavru ağzına döndü. Ve tuz. Olmazsa olmazımız, tuzu ekliyoruz içine. Şimdi de karıştırıyoruz. Hoppa. İyice döndürelim, döndürelim. Ve tuz miktarı çok önemli. Bazen ben çok kaçırıyorum ve cıvıyor arkadaşlar. Aslında az tuz koyarak çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Artık göz kararı. Şimdi ne yapıyoruz? Buzluğa gidiyor. Tam 30 dakika donduracağım. Çok donduruyoruz arkadaşlar. Evet, 30 dakikamız geçti. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi şöyle onu yakından inceleyeceğiz. Hadi gel bakalım. Aa, o da ne? Bir çektiğim zaman uzuyor sanki, değil mi? Tuz ve el sabunundan harika bir pofuduk slime olmuş gibi. Ben bu slime'ı çok beğendim. Çok yumuşak. Birazcık ele yapışıyor ama güzel bir slime olmuş. Ne dersiniz sizce? Bu slime testin sonucu gerçek mi yoksa fake mi? Şampuan, hayır pardon, el sabunuyla tuzu karıştırdığımda böyle bir slime olur diyorsanız
yazın. Hayır olmaz Ayça abla diyorsanız yine yazın. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle artık bu güzel slime'la oynama zamanı. Yapışkan bir slime, ele de yapışıyor. Değişik ve güzel olmuş. Rengini de beğendim arkadaşlar. İkinci testimize geçtik arkadaşlar. Bulaşık deterjanlı sarı mı sarı, harika mis gibi güzel bulaşık deterjanımız var. Ne kadar çok övdüm değil mi? Yani bulaşık deterjanı arkadaşlar. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Bizim evde bu vardı. Ben de bunu kullandım. Şöyle sarı ve şeffaf renkli. İçine de tuz ekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere birbirinden farklı malzemeler ve tuzla yani iki malzemeli slime test yapıp bunların sonuçlarını karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırmak çok önemli. Kıvam almasında tuz kadar karıştırmanın da önemi var arkadaşlar. Oo, bu neymiş? Le Petit Marseille. Duş jeli. Bu duş jeliyle bu slime karıştırdığımda olur mu? Tuzu da ekledim. İki malzemeli dedim ama bunu da sonradan duş jeli de koymaya karar verdim. Bu da farklı bir kombinasyon. Bakalım olacak mı? Üç malzemeli slime bu arkadaşlar. Bir önceki iki malzemeliydi. Şimdi ikiden üçe terfi ettik. Bakalım üçüncü malzemeyle bu işe yarayacak mı? Kıvam değişti böyle birazcık cıvıkımsı. Cıvıkımsı oldu ve sarı renkli. Sarı renk slime'ları mı seviyorsunuz yoksa farklı renk mi? En çok sevdiğin slime rengi hangisi? Ben mavi renk slime'ları çok seviyorum. Bu arada bir saat bekletiyorum çok. Evet gel bakalım çok üşümüşsün. Oo, bu bir slime olmuş arkadaşlar çok üşümüş. Ortası böyle donmamış ama kenarlardan hepsi kaba yapışmış. Neyse kapta vedalaşalım güle güle dedik. Ve sonrasında ne yapalım arkadaşlar? Bununla tabii ki oynayalım. Şeffaf slime'lar mı, pofuduk slime'lar mı? Hangisini yapmak daha kolay? Bence pofuduk slime'ı yapmak daha kolay arkadaşlar. Şeffaf slime yapmak çok zor. Daha doğrusu beklemek çok zor. Sabredemeyenler için pofuduk slime yapmak daha kolay diye düşünüyorum. Bu da pofudukla şeffaf arası bir şey olmuş. Evet, bu slime'ın daha doğrusu bu slime testinin sonucu sizce nasıl oldu? Gerçek mi yoksa fake mi? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum. Ele yapışıyor tabii ki. Böyle sarı bir slime olur mu bu testte bu malzemeleri karıştırınca? Yoksa hayır Ayça abla kesinlikle olmaz. Bu testin sonucu fake. Böyle bir tarif bence olmaz diyorsanız yine bana yazmayı unutmayın. Tek tarifimiz var. Çok istek aldığı için diş macunuyla testlerime devam ediyorum. Ve ikinci malzeme olarak da bir malzeme daha kullanacağım. Acaba ne? Bu test gerçek mi yoksa fake mi sorusunun cevabını arıyoruz arkadaşlar. Şöyle mis kokulu bir diş macununu kaba sıkıyorum bolca. Bu evde az kalanlardan bir tanesiydi. Şimdi sırada acaba ne var? Karıştıracak mıyız yoksa başka bir malzeme mi ekleyeceğiz? Evet, evden okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Bol bol derslerinize çalışmayı unutmayın. Artık evdesiniz, daha çok vaktiniz var. Böylelikle bütün eski derslerinizi de tekrar etme fırsatınız olur diye düşünüyorum. Bu arada bol bol karıştırdık ve birazcık boya eklemeyi istiyorum. Böyle gıda boyası olur, başka bir boya olur, akrilik boya olur, pastel boya haricinde hepsi olabilir. Azıcık rengini pembeleştireceğim. Yoğun koydum rengi çünkü diş macunun rengi çok beyaz olduğu için oldukça açık bir pembe olacak. Pamuk şekere benzedi. Güzel bir benzetme. Bence hoş bir kıvam alacak diye düşünüyorum. Bu yüzden de tuza ihtiyacım var. Tuz da ekleyelim bakalım. Slime testimiz devam ediyor arkadaşlar. Pamuk şeker rengindeki diş macunu ve tuz karışımımızı deliler çılgınlar gibi karıştırıyoruz ve acaba ne yapacağız? Tabii ki 10 dakika bekletiyoruz. Az zaman geçti değil mi? Taş gibi olmuş arkadaşlar. Taş gibi dondurmaya benziyor. Çilekli dondurma kıvamında slime acaba oldu mu? Gel bakalım buraya görelim. Resmen savaş veriyorum adeta arkadaşlar kaptan çıkarabilmek için. O kadar çok dondurmuşum ki çok üşümüş bu. İnanılmaz üşümüş. Gel bakalım buraya. Hoppa. Tabii ki bunun testin sonucunu şöyle iyi daha iyi bakabilmek için ne yapmamız lazım? Elimize almamız gerekiyor. Sonunda bir parçayı kaptan koparabilmeyi başardım.
Güzel gözüküyor. Ellerim çok üşüdü bu arada. Fena değil. Oldu mu sizce? Evet, yoksa bu testin sonucu gerçek mi yoksa fake mi diye soruyorsanız eğer hemen yorumlara bekliyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.